Merhaba arkadaşlar. 20 Temmuz Çarşamba günü yurt dışı programlarında İngiltere Southwell 7 koşulu bir program var. Gerçi orada 8 koşu olsa da Türkiye Jokey Kulübü 2. koşudan itibaren 7 koşuyu aldı. 1. koşuyla 7'li plase başlayacak. 2. koşuyla da 6'lı Ganyan saat 16.20'de başlıyor. 7'li plase ve 1. üçlü Ganyan'ın ilk ayağı 1. koşuda. 3 safkan önereceğim size. Öncelikle 6 e, numara, sonra 1 numara ve sürprizlere de önereceğim safkan. E, formda aprantisi ile 7 numaralı e, safkan olacak. Burada e, sıralamam 6, 1 ve 7 arkadaşlar. Southwell'de 6'lı Ganyan'a geldiğimizde 2400 metre mesafede koşulacak. Tüm koşularda tapeta piste e, koşuluyor. 9 safkan yarışa kayıtlı oldukça birbirine yakın e, performanslara sahip safkanlar. Benim de önceliğim 2 numara Canus e, olacak ki bugünkü binicisi William Carter ile iki kez koştu. Bir birinci ve e, bir de ikincilik yaptı son yarışında ki e, son e, son iki yarışında çok ağır kilolarda koştu. Son yarışı 63 kiloyla bir önceki yarışında 65,5 kilo ile koşup dördüncülükle tamamladı. bugün bugün 61,5 kilo. Benim de önceliğim yarışı yarış kazanmaya yakın olsa da dediğim gibi performanslar birbirine çok yakın. İlk ayak genelde sürprizde bitiyor. Dolayısıyla ben fazla at yazdım şablonuma. 2'den sonra 6 numaralı Dream Point. son koşullarını hep Acemi Bayan Binicilerle koştu. Bugün de bayan binicisi olsa da e, usta jokey bayan binicisi Shane Kelly ile koşuyor e, sürpriz yapabilir Yazmanızı öneririm sonra bir numaralı e, Vallaro ki bu sene iki kere koştu e, i̇lki Donchester'da 1200 metrede 63,5 kilo ile koşmuştu e, son yarışında yine 63 kilo ile yani ağır kilolarla koştu bugün için usta jokey ile burada yarışı kazanabilir. Sonra 4 numaralı Safkan e, ve e, 3 numaralı Hemi Hand e, ki son yarışını ölçü almamak lazım. E, şu ana kadar 36 kez koştu. 2 e, birinciliği olsa da e, tabeladan düştüğü yarışta çok az. Yani sürekli tabelada bitiriyor. Son yarışını bir kenara koyarsak bugün için e, kazanmaya yakın yine son olarak da Çedarlı idaresindeki 5 numaralı termal benim sizlere önereceğim safkan olacak. 2 6 1 4 3 ve 5 benim buradaki sıralamam arkadaşlar. İkinci ayağa geldiğimizde 1600 metre tapeta pistte koşulacak 7 safkan yarışa kayıtlı. Burada da 2 numarayla 3 numara erken bahislerde ve şu anda da baktığımızda ganyanlarına yurt dışı ganyanlarına yanları birbirine çok yakın 3 numaralı safkan şu ana kadar iki kez kum koştu İkisinde de ikincilikle tamamladı E, bu yıl el değiştirdi kır safkan iki numaraya baktığımızda ise iki sefer koştu ve uzun mesafeli yarışlar koştu 2000 ve 2400 metre seri bir safkan bugün 1600 metrede çıkıp bitirebilir Ben de ayıramadım ikisini bilemiyorum yani bana göre ya iki numara e, Safkan tek ki iki tane favori atı yazmayı pek tercih etmiyorum Ben ya birini tek atıyorum yahut da iki yanına e, bir at yazıyorum genelde e, Ben de ya iki numara tek diyorum yahut da iki üç ve bir diyorum ki bir numara bir üst klas koştu e, şu ana kadar iki koşu koştu Çin pistte ikisi de klas 4 Burası bir klas 5 yarış ee, dediğim gibi ya 2 tek ya da 2-3 ve 1 diyorum 3. koşu için. 4. koşu 6'lı ganyanın 3. ayağı 1600 metrede koşulacak. 11 numaralı safkan çıktı şu anda. Burada 5 safkan değerlendirmemi aldım. Ee, sırasıyla 7, 3, 2, 12 ve 14 benim şanslı gördüğüm safkanlar sıralamam dediğim gibi 7, 3, 2, 12 ve 14 olacak dördüncü koşuda. Dördüncü ayak kısa mesafeli bir yarış 1200 metre mesafede 12 safkan yarışa kayıtlıydı 10 numaralı safkan yarıştan çıktı. Burada da 3 safkan değerlendirmemi aldım. Özellikle 2 numaralı My Little Tip benim alternatif tek olarak e, önereceğim Safkan olacak. Eğer e, aprantisi Alet Bah e, iyi idare ederse Safkan'ı bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ki e, Kumpis'te şu ana kadar bir kez koştu. Bu seneki koşullarına baktığımızda da hep e, klas 2 koştu. Burası bir klas 3 yarış. E, son yarışı özellikle e, derecesiz olsa da yaklaşık 65 bin e, poundluk bir yarışta koştu e, Askıt'ta. Dolayısıyla bu rakipleri gayet uygun. Bugün için bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. Alternatif tek yazabilirsiniz. Yanına at yazmak isterseniz 7 numaralı Twilight Sun temsilcisi Twilight Madness ve 2 numaralı Total Commandment benim sizlere önereceğim safkanlar olacak. 3 numara dediğim gibi bir adım önde sonra da 7 ve 2 diyorum 5. koşu için. Altıncı koşuda yine 1200 metre mesafede. Yedinci koşuda da olduğu gibi e, 13 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim 5 numaralı e, Alaftat olacak benim. Sonra 9 numaralı Ustad. 2 e, numaralı e, Dandelight ki şu ana kadar 3 e, kere kumpiste koştu. İkisini kazanmış bir safkan. Dolayısıyla bugün için de e, çok şanslı muhakkak yazın derim. Sürpriz bir safkan. Ee, ve son olarak da 63,5 kilo da olsa atı çok iyi tanıyan Canattin e, Fişer'le bir numaralı e, Cats Bay benim sizlere önereceğim safkanlardır. Sıralamam 5 9 2 1 ve 6 arkadaşlar. İngiltere Saltwell'de son koşu saat 19.10'da başlayacak. Ki benim de şablonumda yazdığım bir tane tek var. O da bu ayakta olacak. 1200 metre mesafede koşulacak koşuda. 7 numaralı safkan çıktı. Tek olarak önereceğim safkan da 63,5 kilo da olsa 1 numaralı telim naut olacak. Yaklaşık 80 gün aradan sonra New Market Class 4 koştu Çin Piste. Üçüncülükte tamamladı yarışı 4 gün önce. Ee, bu pist ve mesafede bir kez koştu, kazandı ee, yine bu pistte e, üç kere koşup ikisinde kazanmış bir safkan dolayısıyla bugün içinde e, yarışı kazanmasını bekliyorum bir numaralı safkan için tek diyorum ee, yanına at yazmak isterseniz ve üç veya üçlü bayis içinde önereceğim iki safkan var İlki 4 numaralı madame fenella ki son yarışlarında e, çok iyi bir form yakaladı. Bu sene iki kez koştu. Üçüncü ve birincilikle tamamladı. Ama yine bir uzun arası var. Sıkıntıları var sanırım. Son olarak da 9 numaralı Marvavi. Yine sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. Ve Bayis için önereceğim safkanlar. Dediğim gibi altılı şablonumda bir numaralı safkan tek olacak arkadaşlar. Değerlendirmelerim bu şekilde İngiltere Southwet pistiyle. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.